Hem kendime bakıyorum hem evime bakıyorum. Evet. Çalışıyor musun Merve? Yok, evdeyim ben. Oğlumdan dolayı çalışamıyorum. İnşallah çalışmaya başlarım herhalde. Öyle düşünüyorum. Büyüyor çünkü artık. Elinde altın bilezliğin var. Kuaförlük. Evet. Peki cidden nasıl uğraşıyorsun öyle kılla kıpçıkla? Geliyor ha, mesela böyle. Severek yapıyorum. Yok, genelde ben manikür ağırlıklı yapıyorum. Ha. Saça çok fazla girmiyorum hani. Örgü modelleri, topuz falan o şekilde giriyorum. Var mı böyle gelen saçı yağlı? Var. Hatta kuaförde saç yıkatanları ben bir türlü çözememişimdir. Evinde banyo yap gel yani. Kuaförde saç yıkatanları. Olur mu? Para verecek ya, sabunsu da oradan gitsin. Öylesi insanları ben pis buluyorum açıkçası. Saçları da zaten yağlı oluyor. Ben her saç kestirmeden önce kesinlikle saçımı yıkayıp öyle gidiyorum. Doğrusu da o. Kimisi de şey, zaten saçımı kestireceğim. E tamam da niye berbere yağlı saçımla gideyim? Adam beni o halde görsün. Ben berber olsam kesmem onun saçını. Vallahi aç kalırsın sen Kadir. Vallahi kalırım. Bir de benim yaptığım tıraşı beğenmez. Derim ki sen önce yağlı kafanı yıka, lafı sokarım. Sonra da kimse bir daha benim dükkanıma gelmez. Ben Merve ablaya güveniyorum zaten. Yapabilecek yaşamaz arasında onu düştü görüyordum zaten. Eğer Merve abla yaparsa, yani birinci olacak tahmini vermem bile Merve ablaya yakıştırıyorum onu. Merve, kuaförde iyi dedikodu var mı? Var, olmaz mı? Bütün mahallenin sırlarını döküyorlar mı ortaya? Yani kadınlar zaten deşarj olmak için geldikleri için oraya. Peki bir şey diyeceğim. Çoğunlukla derler ki kadın kuaförler kadın müşterilerini kıskandıkları için kesinlikle güzel kesmezler. Ve asla da kadın kuaförler kadın kuaförü istemez. Yo, çok güzel saç yapan bir kuaför tanıyorum, bayan kuaförü, bayan. Saç kesen aşırı, yani erkekten daha güzel yapıyor diyebilirim. Özellikle benim eski çalıştığım yer. Özellikle bazıları erkek kuaför istiyor. Evet, çoğu bayan erkek kuaför istiyor, bayanlara güvenemediği için. Peki konuşulan dedikoduların %80'i neyle alakalı? Neyle alakalı işte. Ya ben pek fazla şey olmuyorum, girmiyorum, dinlemiyorum da ama... Sen hani... misin? Ben berber olsam saçı kesmeyi bırakır dedikoduya girerim. Ailesiyle alakalı konuşuyor mesela hani... Görümcesini elçisini mi kesiyor? Şu şöyle diyor, bu böyle diyor, bunun saçı bu şekilde diyor. Bu hiç bakmıyor kendine diyor, çok bakımsız diyor mesela, o şekilde. Böyle elçisini anlatanlar var mı? Var. Siz ne cevap veriyorsunuz? Ya haklısınız, evet. Haklısın, doğrudur. Haklısın ablam, boş ver. Ya takmayın kafanıza fazla işte. Doğalgaz sobasının üzerindeki borunun temizlenmesi gerekiyor. Yani sobanın etrafı da temizlenmesi gerekiyor. Salon basit aslında. Merve, o sobadan çık. Tamam. Hadi artık koltuklara geç Merve, koltuklara. Tamam. Koltuklar değil de. Nereye geçeceksin? Tamam. Koltukların arkasını silsem, koltukları çeksem, öyle geçsem, ortalığı bir açsak da koltukları silip böyle ortayı silip çıksam. Ne yapacaksın? Bir anlat, anlamadım. Şimdi koltukları diyorum öne çekeyim. Tamam. Koltukları koyacağımız yerin arkalarını, altlarını bir sileyim diyorum. Sonra koltukları yerleştireyim. Koltukların üzerini sileyim. Orta boş olamayacak ya. Ortayı güzel boşaltmak için. Al sana tertemiz su. Daha sonrasında da... Tamam, haydi tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. Geç. Salonda temizlik maratonu son sürat devam ederken bizim de gündemimizde her zamanki gibi Kadirciğimizin evlilik hayalleri var. Peki kafanda nasıl bir evlilik teklifi var Kadir? Kafamda çok değişik şekiller var. Nasıl şekiller var mesela? Çok değişik şekiller var. Mesela bir tanesini şey yapmış. Ya şimdi dalga geçersin, anlatmayayım. Dalga geçmeyeceğim Kadir. Sevdiğin kadına nasıl evlenme teklif edeceksin, anlat ne olur. Arkadaşlarımı ayarlayacağım ondan sonracığıma. Böyle bahçe gibi bir yerde. Bahçe mi? Kafe önü gibi yani, böyle bahçe gibi bir yer, yeşil bir alanda. Kilyos gibi mi mesela? Orası çok uzak. Ne olmuş uzaksa? Bir de işin yok, oraya araba tut da milleti oraya taşı. Zaten 107 dünyanın parasını vermişim. Daha aylar sonra bana dünyanın masrafı çıkacak. Yalnız o arada ben kapının kilidini parlattım. Ondan sonracıma... Senin bu cimriliğin beni öldürecek. Kafenin çatısı gibi bir yerde üst katta arkadaşlar olacaklar. Gelinlik. Gelinlik mi? Gelinlik. Ondan sonracığıma kız arkadaşım karşımda, ben buradayım. Sen aşağıda mısın? İkimiz de yerdeyiz. Bizim arkadaşlar çatıdalar. Sümeyra, Mümeyra, onlar olayı ayarlayacaklar. Çimlere mi yattınız? Ne işimiz var? Hayır ya. Bak şimdi sen... Yerdeyiz dedin ya. Bak sen tut elini ver. Al. Kıllarını göstermem için elini ver. Sen şimdi kız arkadaşımsın, ayaktasın. Tamam. Ben de böyleyim, evlenme teklifi edeceğim, tamam mı? Evin çatısı ya, oradan işte bizim kankiler falan var. Anladım. Elinde gelinlik, evlenme teklifini et. Et hadi. Dur, pardon. Evlenme teklifini etmiyorum da, müzik giriyor arkadan. Ne müziği? Şu benim en sevdiğim film var ya. Evet. Heh, onun sahnesini çok istiyorum. Neyse ki hoplama Pakize çalmayacak. O kabul ettikten sonra, kabul etti. Hoplama. Dur, acele etme. Ondan sonracığıma müzik çalıyor. Sümeyra oradan işte Sümeyra diyeyim arkadaşlar. Gelinliği havadan bırakıyorlar müzikle birlikte. Kaydı gitti gelinlik. Kaymıyor, niye kaysın? Fesatlık çıkar. Zaten kayarsa Sümeyra'yı ortasından aşağı atar. Geçin Merve Hanım. Sonra tabii ben orada kameraman tutmuşum. Kameraman mı? Bizim settekiler geliyorlar arkada. Şu anı kaydetmem lazım. O aynı Türkan Şoray'ın sahnesi gibi gelinlik havadan aşağı iniyor. O tabii duygulanıyor kız. Bir tüy gibi süzülüyor. Çat diye kafana düştü. Kaldırdı. Benimle evlenir misin diyorum. Sonra? Kabul ediyor. Çat, yüzük, gelinlik zaten ortada. Sarılma, kameralara el salla, yalandan nikahlı. Ondan sonra hoplama pakize, otur yerine, dayın oğlu gelecek düğününe. Nasıl güzel ama değil mi? Güzel vallahi. Ben çünkü Türk filmlerini çok sevdiğim için. Tıpkı Selvi Boylum Al Yazmalım'daki gibi. Ama ben senin ağzından o benimle evlenir misin cümlesini duymak istiyorum Kadir. Ben de hiç öyle romantik olamam. Ama bunun provasını yapman şart Kadir. Midem bulanır beni böyle, ben öyle aşkımı cicimli şeyle konuşamam. Aşkım demek zorunda değilsin. Hayatım de, bir tanem de. Merve Hanım da hep aramıza giriyor Kadir. Çılgısız. Böyle sürekli elimi mi tutacaksın? Ellerin de ne kadar minnak. Eldiveni giyince pek küçüldü. Dur diyemem, utanırım ben öyle birden söyleyemem. Aşkım da diyemem, ben öyle şeyler söyleyemem. Kadınım de. Sevdiğim de, bir tanem de. En olmadı Emine de. Emine, anneme gelin olur musun? Anneme gelin olur musun mu? Gelinim olur musun? Ne diyeyim şimdi? Öyle birden gelmedi. Gelmedi birden öyle. Karşımda seni görünce şey olamıyorum, ne diyorlar, hipnotize olamıyorum. Olmaz olsun böyle evlenme teklifi Kadir. Ya da şey diyeyim, annemi kaynana yapmaya ne dersin? Ben hayatımda böyle rezil bir teklif duymadım Kadir. Kız orada desin ki anana da sana da zıkkım var. Bak benden sana bir abi tavsiyesi. Müziğin senin sesini bastırmasını sağla. Yoksa bu laflarla hayatta kabul etmez kız arkadaşım. En iyisi şey yapayım. Filmdeki sahneyi direkt sesli olarak benim ağzıma oynatın, playback. Neyse şaka bir yana, inşallah senin mürüvvetini göreceğimiz günler de gelecek. İnşallah bir şey kalmadı. Şu virüs bitse dünyanın sonu gelmezse inşallah evleneceğim. İnşallah.